Yapılacak olan seçimlerde DSP'nin adayı aynı şekilde yarışacak mı, yarışmayacak mı? Bununla ilgili bir karar süreci var mı, yok mu? Kendisine sormak istedik. Hoş geldiniz Sayın Aksakal. İyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizin kendi içinizde bir tartışmanız var mı bu konuda? 23 Haziran'daki seçimlerde DSP adayı, büyükşehir adayı yarışlarda olacak mı? Tabii ki tartışmadan ziyade bir değerlendirme sürecini Demokratik Sol Parti olarak biz de yürütüyoruz. Gerek partimizin teşkilat yapılanması içerisinde bulunan arkadaşlarımızla, gerekse başkanlık kurulumuzdaki arkadaşlarımızla bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Tabii bunların daha bir vücut bulacağı noktada cumartesi günü başkanlık kurulumuz ve pazartesi günü de parti meclisi toplantımızda daha net bir şekilde alacaktır. Peki sizin şahsi görüşünüzü öğrenebilir miyim? Mesela Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın diyor ki DSP YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak. Kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır. Bu seçimlere girmeme gibi algılandı Muammer Bey'in yaptığı bu açıklama. Yani evet, CHP öyle yine algılandığını ben de duyuyorum yorumlardan. Muammer Bey biliyorsunuz bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız aynı zamanda. Evet. Kendisi eski İstanbul Baro Başkanı'dır. Evet. Cümlelerini de seçerek yazdığını düşünüyorum. Tabii ki ben genel başkan olarak da verdiği görüşümü bu şekilde deklare edebilme özgürlüğüne de bu manada sahip değilim. Çünkü Demokratik Sol Parti kurulları olan bir parti. Kararlarını o kurullar çerçevesinde oluşturur. Tek başına benim bireysel görüşümün bu manada çok önemli olmayacağını düşünüyorum. Fakat Türkiye'de çok ciddi bir sistematik proje hayata geçiriliyor. Bunu artık toplumumuzun sizin kanalınızla da sizler aracılığıyla da algılaması gerekiyor. İki partili sistem hayata geçirilmek üzere bildiğiniz gibi referandumdan beri çalışılıyor. Referandumda dikkat ederseniz iki ittifak yapısına oy verilmesi dayatması yapıldı. Bir zorlamaydı bu. Şimdi de İstanbul seçimleri gerekçe gösterilerek olayın bugüne kadar yarışan adaylar içerisinde en çok oyu almış iki aday arasında yeniden yapılması projesi hayata geçiriliyor. Bu iki partili sisteme insanları kanalize etmeye yönelik bir stratejidir. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değil. Anayasa Mahkemesi adı üstünde mahkeme olarak geçer ama sonuç itibariyle siyasi kararlar alan mekanizmalar bunlar. Bunların kararları tartışılmaz. Bunların kararlarına itiraz edilemez. Bunların kararlarını uluslararası mahkemelerde dahi sonuçlandıramıyorsunuz. Yani değiştiremiyorsunuz. Bunlar toplumu biçimlendiren kararlardır. Hukuki bir karar değil YSK'nın kararı. Bunu herkes kabul edebilir. Hiç hukuk bilgisi olmayan bir kişi bile bir zarfın içerisine konulan 4 oydan bir tanesine ilişkin iptal kararını, mantıklı izahını hiç kimse yapamaz. Peki. O zaman buyurun. Siz buyurun, bitirin cümlenizi, bitti zannettim. O zaman şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu siyasi strateji içerisinde Demokratik Sol Parti hangi kararları alır ya da hangi duruşu sergilerse partisini iktidara daha yakın noktaya taşıyabilir tartışması gerekiyor DSP'nin. Kaç oy? Siyasi parti. Kaç oy aldınız İstanbul'da, büyükşehirde? 31 bin civarında. Yani iktidar ihtimali biraz zayıf görünüyor herhalde Önder Bey. Hayır, bu ama iktidar seçimi değil zaten bu. Partilerin seçimlerdeki duruşları ve söylemleri halk tarafından değerlendirilir ve sandıklara yansır. Bu seçimler yerel seçimlerdi. Dolayısıyla bunu iktidara gelebiliriz gelemeyiz noktasında değerlendirmek çok sağlıklı bir yaklaşım olmaz. Hayır, yani 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde çok iddialı görünmüyor en azından bir önceki seçimdeki sonuçlara bakıldığında, evet, o açıdan söylüyorum. Bu açıdan bakıldığında elbette öyle ama duruşu itibariyle Türkiye'nin genel seçimlerine giden süreçte DSP'nin varlığını ve önemini ortaya koyabilecek bir kararı mutlaka ortaya koyacağız tabii. Pekala, çok teşekkürler katıldığınız için, eksik olmayın. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Önder Aksakal, DSP Genel Başkanı.